Ortalığı kasıp kavuran Kick platformunda yayın yapmaya başlayacaksanız takipçi bildirimlerini ve ekrana chat eklemeyi nasıl yapabileceğinizi bu videoda birlikte göreceğiz. Bu arada ben de yavaş yavaş Kick'te yayın açmaya başlayacağım. Kick kanal linkimi de açıklamalar kısmında sizlere iletiyorum. Sizler de oradan takip ederseniz eğer kısa bir süre içerisinde yayın yapmaya başlayacağım ve ne gibi avantajları var? Bunlar hakkında da sizleri bilgilendirmeye hızlı bir şekilde başlamayı planlıyorum. Bu nedenle lütfen Kick hesabımı da takip edin. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik minik bir yorum bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda varsa kafanıza takılan bir soru mutlaka onları da yorumlarda sormayı unutmayın, atlamayın. Bildiğiniz gibi Twitch'te Streamlabs kullanıyorduk. Streamlabs'in Kick desteği yok bu nedenle Kick için Botrix'i kullanıyoruz. Botrix gördüğünüz gibi ekranımda duruyor şu an. İlk açtığınızda bu şekilde gözüküyor. Ve ben de sizlerle birlikte ilk kurulumu yapacağım. Daha öncesinde herhangi bir kurulum yapmadım. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir kick ile bağlan gibi bir ibare bulunmuyor. Bu nedenle hali hazırda olan Twitch account'umla ben buraya bağlanıyorum. Yetkilerimi veriyorum ve gördüğünüz gibi girişi sağlıyoruz. Daha sonrasında gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir ekran geliyor. Şurada alt tarafta gördüğünüz gibi kick bölümü bizleri karşılıyor. Direkt olarak sign in with kick diyorum. Username hangi onur diyorum ve accept diyorum. Diyor ki username'in bu mu diyor düzenleyeceğim mi diyor yok diyorum doğru. Diyor ki şimdi diyor continue bas diyor Botrix'i moderatör olarak ekle diyor. Tıkladım ve gördüğünüz gibi direkt olarak beni kick'in moderator paneline attı. Şimdi hemen buraya yenisini ekle diyorum. Buraya Botrix yazıyorum ve gördüğünüz gibi bakın B ve R'si büyük sonunda da tik işareti olan kullanıcıya tıklıyorum ve ekleriyorum. Gördüğünüz gibi Botrix'i moderatör olarak kanalıma ekledim. Sonra diyor ki bana bu diyor linki diyor al diyor. Ne yapıyor alamıyor. Şöyle aldığımızda aldı mı aldı tamam. Buraya git diyor. Bu çete diyor ünlem linkli olan command'ı gönder diyor. Gönderdik. Bakıyoruz şimdi ne oldu? Gördüğünüz gibi your account account has been successfully linked. Yani account'umuz linklenmiş. Burada da işlemimizi tamamladıktan sonra finish diyoruz ve bitti. Şu anda Kick ile Botrix'imizi bağladık. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Gördüğünüz gibi sol üstte platform Twitch diyor. Neden? Çünkü biz Twitch ile giriş sağladık. Bunun için ne yapıyoruz? Kick bölümündeki settings'e tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi platformumuz Kick olarak değişti. Ve sonrasında sol tarafa baktığımda Alerts, Widget, Chatbot, Profile, Loyalty, Integration, Minigames, Refills, Song Request gibi birçok bölüm mevcut. Biz şu anda alertlara yapacağız. Alertlara geldiğimizde gördüğünüz gibi subscription, gift sub, follower, Raid, Kicks ve Tip Donate diye 2, 4, 6 tane farklı kategori bulunuyor burada. Zaten şöyle bir baktığımızda neyi fark ediyoruz? Abi Streamlabs'le ile inanılmaz derecede benzer. O yüzden çok fazla zorlanacağınızı sanmıyorum. Şimdi hemen Followers'a gelelim mesela. Burada Style'lar verilmiş. Compact, Legacy, Botrix diyor. Biz bunu Compact diyelim. Neymiş bakalım. Active Alert diyelim. Ve sonrasında testlerimizi yapmak için ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi widget URL'miz var. Buradan copy dedim. OBS'ime geldim. Sağ tıkladım. Ekle dedim. Buradan tarayıcıyı seç. Dedim ki alert. Tamam dedim. Buraya aldığım linki yapıştırdım. Ve okey dediğimde gördüğünüz gibi buraya geldim. Şimdi hemen şöyle bunu yan tarafa alalım. OBS'i böyle alalım. Hatta şunu da kapatayım. Ekranın büyük. Diyelim ki followers. Gördüğünüz gibi followers testimiz geldi. Şu anda herhangi bir problem mevcut değil. Legacy'ye tıklayalım. Ben bunu çok merak ettim bu arada. Save settings diyelim ve gönderelim. Ne değişti bilmiyorum. Botrix'e tıklayalım. Save settings diyelim. Ha böyle oldu. Biz abi kompaktayız ya. Kompakt mis gibi. Burada ne gibi ayarlar bizi karşılıyor onlara bakalım. Gördüğünüz gibi tekstin altta olduğu, yanda olduğu veya resmin veya kullandığımız görselin üzerinde olduğu 3 farklı tema bizlere sunuyor. Genelde kullanılan üstte fotoğraf veya görsel altta yazı olarak kullanılır. Alert Duration bölümünden istediğiniz kadar yani kaç saniye kalacağını seçebilirsiniz. Bence şöyle bir 6 saniye kafi. Animasyon kısmına geldiğinizde de birçok animasyon bulunuyor. Burada fade olarak duruyor. Fade olarak kalsın. Daha sonrasında imaj ve sound bölümü var. Bunu daha öncesinde ne yapıyorduk? Streamlabs'te Giphy'den veya myinstant.com üzerinden görsellerimizi ve seslerimizi alıp linklerimizi buraya yapıştırıyorduk. Ve buradan direkt olarak rahat bir şekilde kullanabiliyorduk. Burada kick bizlere nasıl bir avantaj sağlamış? Direkt olarak imaj bölümünde gördüğünüz gibi otomatik olarak Giphy geliyor. Siz buradan görsel fotoğrafına tıkladığınızda gördüğünüz gibi Giphy'den otomatik olarak gif'leri çekiyor. Siz buraya mesela follow deyip search dediğinizde follow'la alakalı olan görseller geliyor. Veya ne bileyim money diyelim. Gördüğünüz gibi parayla ilgili olan gif'ler geliyor. Buradan istediğiniz gibi şöyle seçebilirsiniz. Daha sonrasında sound bölümüne geldiğinizde sound bölümünde de zaten my ile bağlamışlar. Otomatik olarak buradan alabiliyoruz Botrix üzerinde. Tabi yine search kısmından istediğiniz ses varsa bunları aratabiliyorsunuz. <Gülüyor> <Gülüyor> Mesela bunu seçelim. Volümünü buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle 30'larda güzel gibi geliyor bana. Vertical Text Position'ın ölçüsünü ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da Horizontal Text Position'ın ölçüsünü ayarlayabiliyorsunuz. Yani istediğiniz gibi konumlandırabiliyorsunuz. Buradan da istediğiniz fontu seçebiliyorsunuz. Sonra aşağıya doğru iniyoruz ve diyoruz ki burada Text bölümü. Text bölümünü direkt olarak takip etti diyoruz. Ve Save Settings. Sonrasında hemen bir test gönderiyoruz derelim. Gördüğünüz gibi yaptığımız ayarlar direkt olarak alarmlarımıza geçti. Şimdi burada başka ne yapabiliyoruz? Tabii ki bu ayarların hepsini aynısını abonelikler hediye abonelikler, raidler, kicks ve tip donate için ayrı ayrı yapmamız gerekiyor. Buradaki ayarları tek tek düzenledikten sonra istediğiniz gibi bunu gerçekleştirebiliriz. Bir de size şunu söylemek istiyorum. Örnek veriyorum siz kendi bir animasyonunuzu yaptınız. Kendi animasyonunuzu yayınlamak istiyorsunuz. Kendi animasyonunuzu takipçi bildirimi olarak koymak istiyorsunuz. Bunun için de gördüğünüz gibi burada dosya yükleme diye bir ikon var. Buraya tıkladığınızda direkt olarak hangisi ise şu şekilde çift tıklayıp upload'unu gerçekleştiriyorsunuz. Şu an zaten upload'unu yapıyor ve şu an eklendi. Şimdi benim görselimin ortasında yazının olması gerekiyor. Yüklemeyi gerçekleştirdik. Aşağıya doğru iniyorum. Ben sadece ismin gözükmesi istiyorum ve bu şekilde kaydediyorum. Şimdi bir testimizi yapalım. Bakalım olmuş mu? Follower testimi gönderdim. Bakın gördüğünüz gibi yazı aşağıda kaldı. Bunu biraz şöyle büyütmek istiyorum. Tekrar bir test gönder verdim. Şöyle dursun. Şimdi bu Botrix yazısını ben yukarı kaldırmak istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Vertical pozisyonu biraz şöyle aşağıya aldım. 79 px yaptım. Bakalım olacak mı? Hemen buradan bir tekrar testimi gönderdim. Birazcık aşağı almam gerekiyor. 79 şöyle 65 yapalım. Bir de save diyelim. Çok güzel oldu. Burada yapmamız gereken şey ne? Sadece font size'ımızı şöyle 25'lere düşürmek. Hemen bakalım bir tık daha aşağıya alacağız. Şöyle 62 yapalım. 60 daha güzel olacak gibi. Biraz uğraştırdı ama sonucu güzel olacak. Hem de sizlerle birlikte bunu tecrübe ediyor oluyoruz. Bu da çok güzel bir detay. Evet, şu anda tam istediğim gibi fakat yazı biraz erken geliyor. Yazının biraz daha geç gelmesini istiyorum. Bunu da şöyle yapacağım, şöyle buradan 746 milisaniye yapalım, bakalım nasıl olacak. Biraz daha alacağız, biraz daha. <laughs> böyle deneye deneye bulacağız arkadaşlar. Yani bu iş böyle, deneye 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 deneye. Hepsini tam yerine oturtuyor olacaksınız. Bence gayet güzel oldu. Mesela bunun animasyonunu da şöyle yapalım. Mesela bounce diyelim, tamam mı? Bunu biraz daha böyle geç yapalım. Save diyelim, followers diyelim. başardık. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde rahat rahat, güzel güzel kendi tasarladığınız görselleri de animasyon olarak ekleyebilirsiniz. Gayet çiçek gibi oldu. Dediğim gibi diğer tüm bildirim çeşitleri için bunu ayrı ayrı yapmanız gerekiyor. Gelelim şimdi widgetlar bölümüne. Widgetlar bölümünde gördüğünüz gibi çok fazla detay var. Bunların hepsini ayrı ayrı inceleyeceğimiz bir video gelecek. Ama bu videomuzun konusu neydi? Chat ve bildirimler. Şimdi hemen buradan chat bölümüne tıklıyorum ve gördüğünüz gibi burada Birden fazla yerde aynı anda yayın yapıyorsanız eğer hepsinin chatlerini aktif yapabileceğiniz bir bölüm bulun. Ama biz sadece Kick'te yapacağımız için hepsini kapatıyoruz ve sadece Kik'i burada bırakıyoruz. Aşağıya doğru indim. Hide message from bots. Yani botlardan gelen mesajları kapatabilirsiniz açabilirsiniz. Burada Better TTv ve Seven TV emotionlarını kullanabilirsiniz veya kullanamazsınız. Hide the old message yani eski mesajları sil veya sürekli bütün mesajlar gözüksün diye de seçebilir. Bence gözüksün. Dursun. Ben öyle chat'in silinmesini sevmiyorum. Design bölümüne geldiğimizde gördüğünüz gibi burada bir sürü design var. Mesela hacker varmış. Tıklayalım. Go premium dedi. Mesela transparent varmış. Neymiş bu bakalım. Yukarıda zaten ön izlemesini gösteriyor. Gördüğünüz gibi aa bir şey değil mi güzelmiş. Arkasında fonda böyle hafif kabartmalar da var ya. Güzel duruyor. Bubbles neymiş bakalım. Baloncu baloncuk açıyor. Üstte nick yazıyor. Altta da yazısı yazıyor. Bak bu da fena değil. Kullanılabilir. White neymiş? Oo oh, çok kötü. Cake'e geçelim. White çok kötü. Ben beyaz şeyleri sevmiyorum. Telefonumu da tamamen karanlık modda kullandığım için bu beyazlar beni benden alıyor. Cake, a, bu çok tatlıymış bu arada. Mesela bunların renkleriyle oynayamıyoruz muhtemelen. Bunların renkleriyle oynayabilsek çok güzel. Çok tatlı duruyor bu arada. Side bu şekilde. Side nasılmış? Side da gelsin. Bakalım. Side kenara sabitliyor. Streamline'da nasılmış? Bir de Streamline'a bakalım. Hmm alttan kayıyor. Bir şeydim mi? Çok güzel yayın teması yapılır bundan. Alt yazı yapacaksın. Chat böyle alt yazı olarak kayacak. Bu düşünülebilir bu arada. Biz neyse şimdilik transparandan gidelim. Buradan direkt olarak zaten ayarlarımızı yaptıktan sonra altta widget URL bölümü var. Buradan kopyalıyoruz. diyoruz. OBS'imize geliyoruz. Şöyle sağ tıklıyorum, ekle diyorum. Buradan tarayıcıyı tıklıyorum ve chat diyorum. Tamam dedim linkimi yapıştırdım. Gördüğünüz gibi böyle geldi. Buradan ne yapıyoruz? Yayıncı paneline geliyoruz. Yazdığımızda gördüğünüz gibi çok güzel geldi. Bu arada ben çok beğendim bu temayı. Bu tema çok güzelmiş. Transparent teması. Unutmayın bunu bak. Bu çok güzelmiş. Şöyle göstereyim hatta. Nerede? Transparent. Transparent. Nasıl okunuyorsa artık. Buradan yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kick üzerinde bildirimlerimizi nasıl ekleriz? Ayarlarını nasıl yaparız? Ve aynı zamanda chat'i nasıl ekleriz gibi tüm detaylara birlikte baktık. Gördüğünüz gibi kick platformu aslında çok fazla basit. Ve gerçekten her şey en kolaya indirgenmiş vaziyette yapılmış. Bu nedenle kitle yayın açmayı deneyin mutlaka. Aynı zamanda açıklamadaki linkten de benim Kik hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik minik bir yorum, minik minik sorular sormayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.